Evet arkadaşlar, selamun aleyküm. İlk videomuza başlayalım. Size bugüne kadar yapmadığım, yapamadığım, bunu yapmak zaten çok zor, bir video yapacağım. Biliyorsunuz panter, panter, panter aşağı, panter yukarı, barış çek aşağı, barış çek yukarı, böyle gidip geliyor. Köpek besleyenler, köpek severler, Kanga camiası, diğer camialar falan. Biliyorsunuz köpeklerde secere diye bir şey var. Kimi şecere der, kimi secere der. Ben yıllarca hani böyle federasyonda falan da çalıştım. 3 aşağı 5 yukarı onları da biliyorum. Şimdi ben bizim köpeklerin seceresini anlatacağım sizlere. Bizim köpeklerin seceresi. Hani biz hep diyoruz ya, panterin seceresi var, 60 yıllık, 100 yıllık soy falan filan. Bunu anlatacağım. Şimdi çoğu algıya göre algı yapıyorlar ya, biliyorsunuz. Barış bunları türetmiş, böyle muhteşem köpekler ama neden türetmiş? İçine acaba ne katmış gibi algılar oluşuyor. Ama hiç o algılarla alakası olmadığını, benim köpeğe nasıl getirip nasıl götürdüğümü, nasıl eşleştirdiğimi, nasıl birleştirdiğimi, neylerden neyin çıktığını anlatacağım sizlere. Ama bizim secere bayağı uzun. Yani düşünün ki 1960'a kadar net bir secere var. Oradan ötesi de var ama 60'a kadar net olanı var. Ha, bizim kapıda yanlış köpekler ürememiş midir? Tabii ki ürenmiştir. A kişiden dişi getirmişsindir. B kişi dişi getirmiş çekmiştir. Oho, kırık da üremiştir, çıkık da üremiştir. Ama bizim ana hat, ana damardan bahsediyorum. Ana damar. Yani benim kendi böyle süzerek getirdiğim damar. O damarın seceresi. Ve çoğunu fotoğraflarla koyacağım. Ki bizim 1960'larda, biliyorsunuz 60'larda, 50'lerde, 70'lerde de 80'lerde de fotoğraflarımız var. Aslında bu ana damarın tüm hepsinin fotoğrafı var. Ama ne yazık ki o fotoğrafların bir bölümü benim ilkokul öğretmenim rahmetli oldu. Onun evi de Kocaeli'ydi. Kocaeli'deydi. Orada kaldı. Kalış o kalış kaldı. Bulamadık. Arkadaşlar. Neyse, konuya gelelim. Şimdi bu secereyi iki taraftan anlatacağım. Bir taraftan anlatmak çok zor. Belli bir kısma kadar, 90'a kadar getireceğim. 90'daki panterden şeytana getireceğim. Sonra alttan yukarı çıkacağım tekrar. Çünkü öteki türlü anlatmak çok zor. Çünkü bunları hem isimleriyle, fotoğraflarıyla hem de karakterleriyle. Şimdi sene 1960'larda babam ilk meraklı. İlk meraklı. Daha genç o zamanlar. Daha, tabii biz o zamanlar portakalda vitamin bile değiliz. Babam bekar çünkü. Babamın iki tane köpeği var. Birisi boz. Birisi de böyle hafif karabaş gibi. Yani maskesi boz dediğimiz köpekten bugün. Arkadaşlar, resimde görüldüğü üzere. Şimdi bu iki köpek, birisi boz olan. Adalılı Boz İt diye bir it var o zaman, Adalılı. Ulaş, Ada köyünde. Efsaneymiş o zamanın efsanesi. Yani ünlü olmuş o zaman çevrede. Onun oğlu. Bu da Boz. Buraya geliyor. Burada işte 8-10 sene yaşıyor. 8-10 sene içinde işte ağır bir köpekmiş. Hani burada falan yetişemezmiş ama kuvvetli bir köpekmiş. Ha, kurt boğmuşluğu var mı? Şeyle var. Yanındaki kız kardeşiyle var. Kız kardeşiyle. Kız kardeşinin adı Kemçik Kancık. O da fotoğrafta gözüküyor arkadaşlar. Kemçik Kancık demesinin nedeni de kurt gidiyor kaya kovuğuna giriyor. Köpek de kurdu çıkarayım derken burnunu kaptırıyor ve üst damağa gidiyor. Olay böyle. Şimdi bunun dişisini babam alıyor götürüyor o zaman. Daha doğrusu amcam götürüyor. Götürüyor. Mezgirt'te Göbel diye bir it var. Mezgirtli köyünde. Göbel diye bir it var. Hep duymuşsunuzdur, ilgilenenler bilir, 3 aşağı 5 yukarı. Mezgirt'te Göbel diye bir it var. Bu köpek işte burada 15-20 kilometre götürüp karakolun yanında radarda boğan köpek. Onunla eşliyor. Ondan Gaytar diye bir yavru doğuyor. 3 tane 4 tane doğuyor ama bunun iki tanesi, birisi kuduz olup ölüyor. Birisi o zaman bir hastalıktan ölüyor sanırsam. Bir tane kalıyor, adı Gaytar.
Gaytar bir köyün köpeği arkadaşlar. Yani bu köyün tek köpeği Gaytar. Tek köpeği. Öyle fazla köpek yok. Tek köpeği. Her kapıdan ekmek yiyebiliyor. Herkes bakıyor Gaytar'a. Gaytar çok iyi bir köpek çünkü. Efsane bir köpek. Herkese faydası var. Gaytar'ın huyuna gelince babama hep anlatır. Mesela kılıksız adamı hiç sevmezmiş. Kılıksız adama saldırırmış. Ondan sonra ne din kendine zarar veren adama saldırırmış. 3-4 kere kendi başına kurt boğmuş. Nasıl bir dişiyse. Efsane bir dişi sanırım. Erkek köpeklerle boğuşurmuş. Yani huy karakter de böyle. Hatta o köpeğe birisi vurmuş. Adamı 7-8 sene böyle şeyden köyden çıkartmamış. Adam göçmüş en sona. Böyle de bir hikayesi var Gaytar'ın. Yani Gaytar bu memleketin çok ünlü bir köpeği. Babası Mezgitli Göber, anası Adallı Bozit'in kızı. Oradan geçiyor. Gaytar'ı sonra babam Tavuşçu İbrahim Paşa mı ne varmış işte o zaman. Onun bir köpeği varmış, ona eşliyorlar. Ondan Villiz ve Palak adında iki tane yavru tutuyor babam. İki tane. Villiz bahsettiğine göre Gırçıl yollu. Villiz'in fotoğrafı falan yok. İşte bizim hocamızda kaldı onlar. Villiz daha çok böyle uzun burunlu, gırçıl bir köpek. Palak ona nazaran daha iri boylu, boz ama açık maskesiz boz bir köpek. Maskesiz boz bir köpek. Palak'ın huyu şöyle. Palak'a el vuramıyorsun. Sahibi daha elini vuramıyor. İri boylu bir köpek. Daha çok Villiz birisini boğarken o Villiz'i koruyor. Yani insana karşı da sert. Hayvana karşı zaten olağanüstü sert. Bunlar devasa da bir kurt çıkıyorlar. O kurdun fotoğrafı da var zaten. Bu memleketteki boğulmuş en büyük kurduyu boğuyorlar. Sonra oradan geçiyor. Bu Villiz'le Palak tabi senelerce bize devam ediyorlar. Villiz'i babamın düşmanları tarafından vuruluyor Villiz. Sonbaharda ilk kış geldiğinde. Babam o zaman burada yok, Sivas'a mı gitmişler. Vuruyorlar. Götürüp gömüyorlar onu. Yani vuruyorlar gece, götürüp gömüyorlar bir yere. 2-3 metre bir çukur açıyorlar. Onun içine gömüyorlar. Villiz gittikten sonra babam şöyle anlatır. Ona da çok üzülür. Palak bir fiil sabahlara kadar uluyor. O cesaretli köpek korkak bir köpeğe dönüşüyor. Hiç kimseye öte geç demiyor. Ama her gün gidermiş oraya. Yani eşinin yanına gider gelirmiş. Gide gele orayı yol etmiş. Çünkü köpek gitmiş bulmuş eşini, eşmiş. Hatta ayağını falan çıkardığını söylüyorlar. Böyle eşmiş ama dondan çıkaramamış dışarıya. Sonra ilkbahara doğru avcılar buluyor. Babam gidiyor. Neyse bakıyorlar, eşiyorlar. Bakıyorlar Villiz. Tabi babam sonra onun intikamını falan alıyor. Yani babam da biraz ters bir adamdır böyle. Beyefendidir falan ama hani cinayetten içeri girmişliği de var. Girmiş değil bayağı yatmışlığı da var ya 6-7 sene. Çünkü babam çok sever köpeğini. Yani köpeğini gerçekten sever. Sonra o köpekler Gaytar o zaman hani bugün internet var, işte iletişim var, herkes birbirini tanıyor falan ama bizim köpekler o zaman da ünlü. Düşünün ki ününü, Gaytar'ın ününü ta Ankara'dan duyuyorlar. Ankara'dan düşünün. Ankara Bağla'dan geliyorlar Gaytar'ı 15 yaşında. 15 yaşındayken Gaytar 15-16 yaşındaymış. Artık gözleri falan görmüyormuş. Gaytar'ı diyorlar ki bunu bize ver illa amca götürek. Biz orada doğurtururuz diyorlar. Alıyorlar götürüyorlar Ankara'ya. Palak da hakeza aynı oluyor. Palak'ı da veriyor babam Ankara'ya. O da Ankara'ya gidiyor. O zaman Ankara'daki adamın duyduğuna göre demek ki köpekler değişik bir şeymiş yani. Şimdi bunlardan kim duruyor arkadaşlar? Villiz sonra yani ölmeden önce Villiz kendi annesiyle eşleşiyor. Annesinden eşleşmesinden dolayı ha Gaytar'ın bu arada bir tane de kızı var Uçar Gancık diye. Adı Uçar. Uçar Gancık. O köpeğin fotoğrafını görmüştüm böyle. Hafif karabaş ama böyle dolu dolu bir it. Muhteşem dolu bir gancık. Uçar Gancık oluyor. Uçar Gancık zaten yaşıyor o dönemde. Ve Gaytar'ın son eneği var. Villiz kendi annesiyle eşleşiyor Gaytar'la. Babam zorla eşleştiriyor. Ondan Gaytar bir tane enik doğuruyor. Son eneği Gaytar'ın son eneği. Onun adı Tarzan.
O köpek de 6-7 sene kalıyor. Arkadaşlar. Tabi onlar benim aklıma pek gelmiyor. Benim sadece aklıma uçar gancık geliyor. Yani o uçar gancığın da son ihtiyarlık hali falan geliyor. Bunlardan kim duruyor? Bunlardan şöyle. Bizim videosu da olan, fotoğrafı da olan 88'deki dediğimiz, aslında onlar 82 doğumlu falanlar. Bana köpeğe sevdiren, benim köpeklere, kangallara aşık olmama neden olan Tarzan dediğimiz köpek. Ben Fünce'yi biliyorum, bunları hatırlayamıyorum ya. Bunlar bana bile zor geliyor ama. Fünce'yi biliyorum bak. Fünce sen de 80 yaşındadır. Hocaydı. Şunlar hastalıktan öldü, biliyorum değil mi bunları? Şu Şahin'in değil mi? Şu kim çizgili? Benim lan. Yo ya. Valla. Esra mı? Karate bak. Yok. Ufak değil. Onlar da kardeş eşleşmesinden doğan köpekler bu arada. Yani Tarzan kendi kardeşi Uçar'la eşleşmesinden doğan köpekler. Bunlar 3 taneler arkadaşlar. Birisinin adı Tarzan ki Turan Kangal'ın kitabında kurtçu köpek nasıl olur diye koyulan köpektir Tarzan. Kurtçu köpek tarifinde olan köpektir. Onu da gösteriyorum burada. Turan Kangal'da biliyorsunuz Kangal'ın tarihinde benim açımdan en önemli kişidir. O köpek Tarzan, yine Willis ve Bozgancık. Bozgancık maskesiz bir it. Maskesiz boz. Tarzan zaten gırçıl. Willis hafif karabaş. Dolu dolu bir it. Willis, o Maraş'ta bir zebelek zübelekler var ya, oraya giden it. Ondan sonra abi, çünkü o da şeyden. Şimdi o köpekler bu memlekette ne köpek koydular ne köpek koydular. Ne kurt koydular. Ne diyeyim size. Onlar böyle zağır mağarı gördüğü zaman gidip zorla alıp öldürüyorlardı. Onları biliyorum. Ben o yüzden hep o karakteri istedim aslında. Öldüren köpek karakteri, öldüren köpek mantığı hep ondan kaynaklı. O köpekler öyleydi çünkü. Ki anlatılan o Gaytar, Willis, Tarzan onlar da hep öyle. Geldik Tarzan'a. Tarzan 1988 mi? 89 mu? Yanlış söylemeyin. O yıllarda köpek ağrısı diye bir hastalık geldi ve köpek ağrısından öldü. Tarzan öldü. O Bozgaytar da öldü. Arkadaşlar. Tarzan'ın Kuşkayas köyünden birisi Tarzan'a getirip dişi eşlemişti. Tarzan'ın eşlediği dişiden 3 tane yavru tutmuşlardı onlar. Birisinin adı Çubuk, yine birisinin adı Palak, bir tane de dişi. Bugün görseniz dersiniz yok böyle bir şey yok, bunlar köpek değil başka bir şey böyle. Rahvan atlara benziyorlar da. Ha çok büyük anlamında demiyorum bakın bunları. Boyları
nasıl diyeyim, bugünkü bizim panterden biraz büyük ya da o ayardadır ama böyle daha yakışıklı kitap gibiler. Arkadaşlar bunlar da koyu renklilerdi ayrıca. Ha bunlardan açık da oluyordu, koyu da oluyordu. Şimdi o Tarzan'a gelince, Tarzan dediğim gibi benim açımdan en efsane köpek odur. Hatta bana sevdiren köpektir. Tarzan öyle bir kul karakter yok ya. Böyle bir şahıs ona taş atacak ya da bir tane vuracak. Onu ilginç dolandırır indirirdi mesela. Ya da bir yerde o köpeğe boğduracaklar. Dövecekler, boğduracaklar. Erkeç onun köpeğini de öldürür. Öyle de bir huyu karakteri vardı. Tarzan ne öldü neyse. Çubuktan geri çubuk kendi bacısıyla eşleşmesinden doğan yavrular, iki tane yavru geri bizim köye geldi bir komşuya. Bu arada çubuk da o hastalıktan öldü. Yani o köpek ağrısından çubuk da öldü. Çubuk da muhteşem. Yani böyle niye çubuk diyorlar? Böyle ince uzun bir it. Sırım gibi bir it ama köpek efsane cesur yani. O köpek de öldü. O bizim köye gelen iki köpek oldu. Birisinin adı Yallo'ydu. Birisinin adı Çalık'tı. Çalık denen köpek biraz daha kalın, cüsseli. Yallo denen zaten adı üstünde Yallo. İyi yallıyordu. Böyle diklemesine bir hayvandı. İriydi biraz. Arkadaşlar bu Çalık niye Çalık? Çalığa harman zamanı kamyon çarptı. Kamyonun altında kaldı. Hayvanın arka ayaklarını ezdi falan. Öyle Çalık kaldı hayvan. O ölmedi gene de o yarayla. Çalığa bir dişi eşlediler. Çalığa eşlenen dişiden yine gırçıl, aynı eski Tarzan tonunda, o tonda bir köpek çıktı. O köpek burada sanırım 3-4 yıl kaldı. 3 yıl. Belki de 4 yetişmedi herhalde 4'e. O da efsane oldu böyle. Üş, bu köy, o köy, o köy, o köy. Bir de bizim köpekler öyleydi. Nasıl diyeyim size? Çevrede kaç tane köy var? Hepsini korurdu. Ama onların içinde köpek falan yaşatmazdı. Yaşatmazdı yani. O bölgenin içinde ne köpek yaşardı, ne kurt, ne boktan adamı bile boğuyorlardı. Yani öyle düşün. O Tarzan 3 yıl kaldı. 3 yıl Tarzan kaldığı zaman Tarzan'ı da yine bir tane şöyle diyeyim. Tarzan'ı yine birisi vurdu. Başka bir köyde. Tüfekten vuruldu. Yani hayvan kayboldu. Sonra ölüsünü buldular. Tüfekten vurulmuş. Tarzan öldü. Tarzan'dan bu arada babamın Gaytar diye bir dişisi var. Gaytar. Adını Gaytar koymuşuz. Yine babamın köpeklerinden Avşören köyünden almıştı babam onu. Avşören köyünden. Gaytar dişi. Fotoğrafta mevcut. Gaytar dişi o ben o Tarzan'dan eşlemiştim. İşte ondan sizin bildiğiniz artık bilinen bölüme geçtik. 90'lı yıllar. O dişiden Panter, Kina ve Çılgın diye 3 yavru doğdu. Mevcut. Ben normalde Kina ve Çılgın'ı koyacaktım damızlık. Orada Savaş abim geldi. Çılgın'ı tabi biz çocuğuz, sözümüz geçmediği için Savaş abim onu aldı. Denizli'ye götürdü. Denizli'de bir arkadaşına. Çılgın oraya gitti. Artık onun sonu yürüp çoban köpeği mi oldu, ne çoban köpeği olduğunu bilmiyoruz. Onun da oradan habire haber geliyordu. Yani şöyle yapmış, böyle yapmış, böyle olmuş falan fıstık diye. Ama sonra ne oldu bilmiyoruz onu. Kina dediğim it tam Tarzan'ın aynasıydı. O kadar iyiydi. Şöyle diyeyim. 6 aylık, 7 aylıkken köpekleri öldürmeye çalışıyordu. Yani dönmüyordu. Tilkinin peşine düşüyordu. Saatlerce gidiyordu. Bir bakıyordum dağda geziyor. Yani bir de onlarda öyle bir huyu vardı. Dağda gezerdi. Eve gelip yatmazdı. Onlardan kala kala en kötenik panter de en kötenik kaldı. Kina'yı da hastalıktan kaybettik. Kina'ya mezar yapmıştım ben. Üstüne böyle şiirler yazardım falan. O da gitti. Kaldı panter. Sizin bildiğiniz panter o panter.
Lucifer ve şeytan diyoruz ya. Amerika'da kitapta dergiye kapak olan yavruları Amerikan konsolosuna giden. Bugün millet kangal kangal diyorsa ya da kangal ünlü olmuş da işte ne diyeyim size atıyor tutuyorsa işte köpek satıyorlarsa o köpeklerin çok değeri var. Çok 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 faydası oldu millete ama millet bilmez ayrı mevzu. Neyse o panter büyüdü. Panter kaldı bizden. Bir sene sonradan bir yıl sonra yani aynı anne Gayter dişi bir yıl sonra ben onu Turan Kangal'ın bozitlerine işledim. Turan Kangal'ın bozit vardı ki kimse görmedi o köpeği. Görseydiniz. O köpek de şöyle bir köpekti. Geriden baktığın zaman bir yerde gidiyor mesela. Derdin herhalde dişi aslan gidiyor. Yani bugün insanlar görse derler dişi aslan. Hani böyle köpeğe benzemiyordu. Dişi aslana benziyordu. Dolu dolu bir itidi. O köpeğin de şöyle bir şeyine şahitim. O köpeği bu köyde dövdü boğdurdular. Babamın huyu şöyledir. Babam asla kimsenin itini dövüp boğdurmaz. Ve bize hep tembih ederdi. Oğlum düzgün iti sakın ellemeyin. Turan'ın köpeği bizim köye gelmiş de bizim iti bağlayın. Derdi babam. Biz bağlardık. Ama her yerde çakal çapulcu var biliyorsunuz. Adamın itini dövdü boğdurdular. Adamın iti... Ama it ne yaptı? 5-10 gün sonra iyileşirdi. Kangal köpeklerinde öyle bir huyu vardır. Burada boğdurursun. O gün korktu kaçtı zannedersin sen onu. O gider. Gider o gün. İyileşir biraz. Kendini toplar. Eşlerini de alır geri gelir. Kangal köpeklerinde böyle bir zeka var işte. Mesela bu normal köpek anlatanlar bu olayı bilmiyorlar. Eşlerini alır geri gelir. Geri gelir onu öldürür abi. Öldürmeye gelir bu sefer. Öyle boğuşmaya falan gelmez. Öldürmeye gelir. Geldi o köyün o tarafına geçti. Bu tarafına geçti. Bu boğdurdukları köpek de böyle evin etraflarında havluyor mavluyor ama ben de böyle küçükken de fırlamayken biraz izliyorum uzaktan. Gözüm orada. Tepeden bir asıldı. Onların evlerinin arasına girdi. Sanki böyle avan gidiyor hayvan ya. Resmen avladı köpeği. Köpeği kaptı. Ağzında götürdü düşünün. Ağzında. Yetişemediler arkasından 300-500 metre götürdü. Salladı 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 salladı. Eşleriyle beraber bir tuttular. Çarp. Hadi eyvallah geçti gitti. O köpeğin de öyle bir şeysini gördüm. Bir yıl sonra Gayter'i eşledim. Ve ondan bizim şeytan dediğim köpek de oldu. Arkadaşlar. Şeytan. İşte o ünlü panter ve şeytan onlar. Panter ve şeytan. Oraya kadar gel. Panter ve şeytan. Panter ve şeytan bu memlekette yine ünlü oldular. Bu memleketi bırak. Ta ünleri Amerika'ya kadar dağıldı.
Şeytanı ben sonra Ağrı'ya verdim ki bugün Ağrı'da köpek besleyen çoğu adam şeytanı efsane olarak bilir. O şeytan, o şeytan arkadaşlar. Better not to force. Beautiful, fantastic, fantastic. Beautiful. Gel boncuk, gel buraya, seni de alsın. Bu da benim işte, anca olan budur. Şeytandan sonrası Hamallı Zoro. Şeytanın Hamal'dan Mehmet abi getirdiği bir dişi işledi şeytana. Ondan Hamallı Zoro çıktı. Dişi muhtemelen hani bizim bu bölgede mancılıkta, Hamal'da, Toptaş'ta bu bölgede sarımtırak kırmızı itler vardı eskiden. Hala da var tekleme. Arkadaşlar, anne onlardandı. Anne de güzel bir dişiydi. Güzel dişi derken sizin dediğiniz gibi böyle yakışıklı falan değil. Sert bir dişiye güzel bir dişi diyoruz biz. Siz böyle yakışıklılara diyorsunuz, biz sertlere diyoruz. O dişiye işlediler. Şeytandan. Bizim laflarımız çoğu zaman çarpıtılıyor ya. Yani işte yok annesi kötü bir dişiydi. Annesi kötü bir dişi değil. Yakışıklı bir dişi değil. Çirkin suratta, çirkin bakan bir dişi ama on numara bir dişi. İşlediler. Neyse şeytandan o doğdu, Hamallı Zoro. Bunun adı Hamallı Zoro. İşte Hamallı Zoro'ya geldik arkadaşlar. O arada biz Hasan Hüseyin Türkdoğan, Hasan Hüseyin Türkdoğan bizim kirvemizdir. Hasan Hüseyin Türkdoğan da bize bir tane dişi hediye etmişti Zafer abime. Duman isimli dişi. Duman da bizim panterle eşlendi. Panterle eşlendi. Duman'ın panterle eşlenmesinde eşlenmesinden sizin o internette gördüğünüz resimlerdeki efsane olan itler türedi. Eşlenmesinden şöyle söyleyeyim size. Bugün baktığınız zaman işte o mezgitli kara itler, işte o neyse Maraşlı Mustafa'nın elindeki kancık, ondan sonra çoğu itler onlardan türeme hep. Ondan sonra döndereyim. Efsane Şerkan. Efsane Şerkan. Onurganlı'daki. Ee,
İşte o efsane aslan Sivas'ın her yerinde böyle resmi olan köpek, o efsane aslan. O aslan Duman ve Panter'in oğulları oluyor arkadaşlar. Onlar hep onlardan türeme. Yani bugün piyasada siz böyle fotoğraf olarak görüyorsunuz onları ama onlar Panter'le Duman'ın yavruları. Panter'le Duman'dan onlar çıktı. Şeytanla Hamallı dişiden Zoro çıktı arkadaşlar. Sonrası şöyle. Bu iki köpekten de geri birleştirdim ben bunları. Geri birleştirdim, çakıştırdım. Zoro'yu biliyorsunuz zaten. Zoro çok kurt yıktı arkadaşlar. Zoro çok kurt yıktı. Baba it boylu bir köpekti. Ama böyle uçuk boylu da değildi yani. Kurt yıktı. Ama size şunu da söyleyeyim. Bak buralarda doğru doğru da geliyorum. Bizim o 88'deki 90'daki Kina'daki Panter'deki karakter o sertlik yavaş yavaş gitmeye başladı. Şöyle gitti. Hasan Hüseyin amcadan aldığımız dişi gevşek bir dişiydi. Yani bugün baktığım zaman bugün tamam yakışıklı bir hayvan ama gevşek bir hayvan. Bilhassa anne götürüyor bunu. O yüzden diyorum şu an hep anne çok önemli, anne çok önemli diye anlatmaya çalıştığım şey bu. Köpekleri gevşetti. Yani o sertlik düştü. Sertliğin tonu düştü. Arkadaşlar. Kraliçe Duman'ı, onların kızı vardı Kraliçe Duman. Kraliçe Duman'ı ben şeye işledim. Hamallı Zoro'ya. Bu arada bizim panter dediğimiz köpek aynı zamanda burada bizim bir komşu var. Bu köylü. Turan Gangal'ın köyünde çok çalıştı. Oranın korucusuydu. Turan Gangal'ın belgeselde bahsettiği bunların gıllıları tüyleri de olur dediği köpeğin kızını da o getirdi. O köpeğin adı da Nınış diye bir köpek. Bizim panter ondan da işleşti. Ondan da Palak diye bir üt türedi. Palak. Orada Palak. Burada Şerkan Kraliçe Duman. Hamallı Zoro'dan da tekrar Kraliçe Duman. Hamallı Zoro'yla eşleşti. Ondan da işte Panter, Piton, Tarzan bilmem ne var ya o seri. O seri üredi. Arkadaşlar. Şimdi buraya kadar tamam. Bura gelir. Şimdi yalnız burada sert köpekle en sert köpek bakın. Onu şuradan bile. En sert köpek bunların içinde komşudaki köpekten türeyen oldu. Palak dediğim köpek. Komşudaki bizdekinden çok iyi oldu. Çok çok. Sertlik. Nasıl diyeyim? Taş gibiydi it böyle. Adamın iti bizimkinden iyi oldu. Babası bizim itti. Anası kendininki onunki daha iyi oldu. Çünkü onun ana daha iyiydi. Turan Gangal'dan gelen dişi daha iyiydi. Bizim dişi gevşekti. Oradaki dişi daha iyiydi. Bu beriki köpeklerden de işte böyle siz şimdi efsane olarak baktığınız köpekler var ya işte Tarzan, Piton, Sharon, ne diyeyim size Panter, Kobra. Bunların da boyları postları 10 numaraydı. Yakışıklılardı. Onların en güçlüsü o gıdıklı panterdi. Yani en güçlüsü, en karakterlisi gıdıklı panterdi.
Diğer köpekler, ha bugünkü köpeklere bakarsan yani bugün piyasada dolaşan kanganlara göre çok çok iyilerdi. Hani ondan bahsetmiyorum, yanlış anlaşılmasın, sanki böyle kötü köpek gibi değil. Bugün sizin kangal diye bildikleriniz onların, affedersin, götüne çivi olmaz. Yani o da bir gerçek. Ama benim istediğim huy yoktu. Yani benim istediğim karakter yoktu. Onların en güçlüsü panterdi. Mesela Tarzan çok yakışıklı bir köpek. Her zaman diyorum ya, mankenden sert olmaz diye. Çok yakışıklıydı. Ama mesela şeyi düşüktü onun. Yüreğe ya da sertliği ya da dayanıklılığı diğerlerine göre düşüktü. Geldik Tarzan'a. Tarzan'ı ben Ulaş Küpeli köyünden Filiz diye bir dişi aldım. Filiz. Çok güzel bir dişiydi. Efsane güzel dişiydi, fotoğrafta görüyorsunuz. O dişi Tarzan'la eşleşti. İşte ondan Aşil ve Zana doğdu. Arkadaşlar bir erkek doğdu, o da Aşil zaten. Ha bugün baktığımız zaman o Tarzan yaşlıydı, manken gibiydi diyorum ya, biraz da içi boştu ama bugün baktığımız zaman bu piyasada gördüğünüz çoğu köpek o Tarzan'ın ya da Aşil'in türevidir. Bak, piyasada gördüğünüz çoğu köpek o Tarzan'ın ya da Aşil'in türevidir. Şöyle anlatayım size. Mesela Çankırı'da biliyorsunuz bizim Akif Metin kardeşimiz var. İşte ondaki o gırçıl köpekler, işte Talazlar, Herküller falan, onlar hep Tarzan'ın türevi. Bugün baktığımız zaman işte atıyorum Kangal'da bizim Cüneyt, Orka diye bir köpeği vardı biliyorsunuz önceden. Onlar Tarzan'ın türevi. O taraf da Tarzan'ın türevi. Ondan sonra başka işte ta bizim atıyorum Şeref abi var biliyorsunuz. İşte onlar Tarzan'ın ya da Aşil'in türevi. Bizim Ümit Taşdelen'de işte karolar marolar öyle gırçıl köpekler var. Onlar hep Tarzan'ın türevleri. Ha bunların kimileri kırılmıştır, kırılarak gitmiştir. Kimileri kırılmadan gelmiştir. Yani o onların bileceği iştir. Bizi bağlayan bir şey yok içinde. Yani Türkiye'deki çoğu ünlü köpek bu köpeklerden türemiştir. Arkadaşlar. Geldik Aşil'e. Aşil Türkiye'nin aslında tamam köpek koyunda yetişmiş bir köpekti. Anası çok sert, babası biraz gevşek olan ama manken gibi olan bir köpekti. Boy ortalaması hani şu an yükseklik falan diyorsunuz ya 85 olan ama oh gibi duran efsane yakışıklı bir köpekti. FCI'da Türkiye'de Aşil harici bir köpek henüz yok. Henüz olmadı. Dünyada henüz olmadı öyle bir şey. Dünyada bu Best in Show bütün, bakın ben de şimdi bende belki 100 tane 200 tane kupa madalya vardı ama hepsini ona buna hediye ettim. Sadece burada şeyler duruyor işte. FCI'den aldığım kupalar duruyor. 3, 6, 8 tane kupa var burada. 8'i de Aşil'inki. Irk birincisi, grup birincisi. Best in Show. FCI'de bunu yapan bir köpek daha yok. Aşil de böyle bir köpek. Her ne kadar millet onları böyle atıp tutup karalasa maralasa da değil ya. Onların dediği gibi değil. Arkadaşlar Aşil'e kadar geldik. Şimdi Aşil'de durduralım. Diğer hatta bakalım. Diğer hatta Panter. Bizim büyük gıdıklı Panter. Ki ben onu daha çok seviyordum. Gıdıklı Panter dediğim köpek de aşırı ağır bir köpekti. O da köyde yetişti ama çok tersti. Beni dahi boğdu iki kere.
Onun burada kızı oldu. Bu Palağan da kızı oldu. Palağan kızına tekrar Panter eşleşti. Palağan kızıyla bizim Gıdıklı Panter eşleşti. Palağan kızıyla Gıdıklı Panter eşleşince orada da Gıllı Topal diye bir türedi. Yani ilk başta topal değildi tabi it. Sapsağlamıdı. Böyle durduramazdım o iti. Hoştan, pişten. Böyle boğulmayla ama 3-4 it boğulmuş geri kalkıp gene devam ederdi mesela. Çok ters bir itidi. O köpek de onların kapıda türedi. O panterin kızı olur. Arkadaşlar. Hatta geldi bizim dişi kapıda boğdu burada. Bizim dişiyi boğduğu halde ben onu sevmiştim. O yüzden de aldım sonra. Konuşmadığım adamdan başkasına para verdim, aldattırdım. Doğu Anadolu şampiyonu Alpagut. Bizim panterin annesi Karagöz. O dişinin yavruları. Arkadaşlar. İşte bakmak ve görmek arasındaki fark. Yani o dişi Camoka'yla eşleşti. Camoka'dan Alpagut ve Karagöz doğdu. Karagöz'ü ben tekrar getirdim. Yavuz'a işledim. İşte o Yavuz'da panter doğdu. İşte o Yavuz'dan panter doğdu. Damarın nereden nereye geldiğini umarım görebilirsiniz. Gelelim. Hani bunun bir de baba öbür tarafı var ya. Öbür taraftan gelelim şimdi. Aşil. Aşili. Bizim Reyhan dişiye çekti. Reyhan dişiyi 3 aşağı 5 yukarı herkes bilir. Fotoğrafta da görüyorsunuz. Bugünkü çoğu itte de onun karı var. Böyle ünlü itlerde. Ama çoğu iki insan inkar ediyor. Reyhan dişi çok tantanası oldu. Biliyorsunuz zaten iyinin tantanası çok fazla olur. Kötünün tantanası olmaz. Kötü kendinden bahsettirmez. Kötü ne olacak lan? Sünefe şurada durur geçer gider. Ama iyinin tantanası dedikodusu çekemeyeni çok fazla olur. Hakkında 100 tane dedikodu olur. Bizim Reyhan'a hiçbir şey bulamadılar. 40 tane baba buldular. Yavuz'a buldukları gibi. Ama Reyhan öyle bir dişiydi ki. Yani öyle bir dişi. Size şöyle söyleyeyim. Hayatımda gördüğüm 5-10 köpekten bir tanesi. O kadar iyi bir dişi. Ne boğuşmaktan yılan. İt koymayıp geberden. Geberttiği kurtları ve itleri yiyen it o it. Etini de birlikte yiyen yani. Yani gebertmeyi bırak. Geberttikten sonra yiyen bir köpek. Onun da Köroğlu misali böyle o bizim kapıda nasıl diyeyim aç susuz böyle ortalıkta büyüyen bir köpek. Arkadaşlar. Onu ben Aşil'le eşleştirdim. Aşil ona nazara karakter olarak Reyhan'dan çok gevşemiş bir köpek. Yani Reyhan ondan çok çok sert ve cesur bir köpek. Aşil daha uysal bir köpek. Yani birisi manken, birisi psikopat. Öyle düşün. Bu iki köpekten Filiz ve Mohikan adında iki köpek aldım. Filiz ve Mohikan. Mohikan'ımı biliyorsunuz. Mohikan hayatımda çok değerli köpeklerden bir tanesidir. Daha 1,5 yaşında mıydı? 2 yaşına gelmedi. 2 yaşında herhalde. Yanlış oldu ya. 2,5 yaş gibiydi herhalde. Zincire düşüp öldü. Çok ağlamıştım o köpek için. Ve köpeğin ölümünü o köpek nazara geldi zaten. Köpeğin ölümünü ben Sivas'ta o gece bizim Ezgi kızımız ateşlerinde acil aldım Sivas'a götürdüm. Sabah oldu.
Mohikan da burada dışarıda dolaşıyordu. Dışarıda dolaşırken hayvanı tuttum, arkaya zincire bağladım, dedim başına bir iş gelir. Sanki içimize doğmuş gibi. O köpek ölürken ben Sivas'ta Medikane Hastanesi'nin önündeydim. Bana bir sıkıntı çöktü böyle. Benim öyle hislerim de var. Bilmiyorum, belki kimilerine göre saçma gelebilir ama. Sıkıntı çöktü, böyle terliyorum, boğuluyorum böyle. Dedim ki ya ben dedim ölüyorum dedim. Böyle kafamı gözümü yıkadılar falan. Yani Ezgi'nin yerine biz hastanelik olacaktık. Kafamı yıkarlarken bir anda şey oldu böyle, sanki içimden bir ses geldi. Dedim ki Mohikan ölüyor dedim. Bakın Sivas köy. O arada bizim Savaş abi köyü aradı neyse. Mohikan zincire düşmüş, onlar da onun kafasına su döküyormuş. Aynı anda. Ondan sonra tabii ben geldim, ben köpek öldüğü zaman bana hiç kimse yaklaşmaz. Babam, kardeşim, herkes topuklar. Mohikan öldü. Filiz kaldı. Filiz dişiyi. Ha bu arada Filiz dişiyi daha önce ben sırtı yoluk itten eşleştirdim. İşte sırtı yoluk iti de bir köyden aldım. Köpek daha önce, o da aynı bu mağaralı Yavuz'un. Asıl Yavuz'un yavrularından. İşte burada Kekeş Mustafa'nın ağalı diye bir ağal var. Orada kurt boğan bir köpek. Sırtı yoluk niye? Sırtına çaydanlıktan çay dökmüşler. O yüzden sırtın tüyü yoldu. Son yaşında bana geldi. Ama inanılmaz cesur bir köpekti. Yani böyle dövüş horozu gibiydi. Böyle aşağı indi, hemen direkt perde atmaya başladı falan. Böyle fazla büyük bir köpek değil. Bu kadar bir köpek. Camoka'nın renginin aynısıdır o köpek mesela. Renk, kafa aynıdır. Ondan Filiz'in yavrusu Camoka olmuştu bir yıl önce. Onu işte Camoka'yı biliyorsunuz zaten doğuya vermiştim ben. Onlar da kıymetini bilmediler ya şükür. Ondan sonra gitti neyse yurt dışına. Ondan sonra bugün ortalıkta bir sürü Camoka diye geziyor. Onların hepsi çakma arkadaşlar bu arada. Ondan sonra Camoka ondan türemişti. Bir yıl sonra ben Filiz'i götürüp tekrar, bu arada şunu da söyleyeyim. Bu arada ben mağaralı Yavuz'un getirmiştim. Ondan da yavru aldım ama burada ayağı kırıldı, onu yaşatamadım. Onu Mohikan'a çekmiştim. Mohikan öldü. Anne de gitti. Geri Filiz'i mağaralı Yavuz'a çektim. Okan Cenoğlu'na. Filiz'i çektim ve bizim Yavuz doğdu. Yavuz doğdu. Mohikan zincire düşüp ölünce Yavuz'un annesi Filiz de henüz 2,5 yaşındayken eşi öldü diye hayvan günlerce ağladı, orada götürdü. Ben kepçeyle kömdüm. Eşini çıkarmaya çalıştı. Ağladı. O da öldü. Köpek nuzul oldu. O da gitti. Oradan türeyen köpeğin adı bugünkü efsane Yavuz'dur. Arkadaşlar. Bugünkü efsane Yavuz, işte o eşleşmeden doğan köpek. Efsane Yavuz da tekrar döndü. Kıllı'nın kızı kara kızla eşleşince panter doğdu. Benim ana hat dediğim hat bu hat. Burası ana hat. Ana arterya.
Ha bunlar bir sürü başka dişilerden de çiftleşiyor. Bunları biz damızlık koymuyoruz. Ana artel burası. Ha Venüs'ü zaten biliyorsunuz. Venüs'ü. Hamallı Zoro. Zoro'nun kızı. Torunu Venüs. Venüs'ü tekrar. Güründeki Zoro'ya çekiyorsun. Venüs'ün annesini. Güründeki Zoro'ya çekiyorsun. Venüs çıkıyor. Venüs'ü döndürüyorsun. Yavuz'u çekiyorsun. Oradan da Mira çıkıyor. Tüm köpeklerimin soy kütüğü bu arkadaşlar. Dünyada nadirdir bu ha. Karakterleriyle. Karakterleriyle. Yani bırakın bilinen soyu. Karakterleriyle. Tipleriyle. Kangallıklarıyla. Boylarıyla. Soylarıyla. Her şeyleriyle. İşte bu bizim ana hattımız. O yüzden diyorum Yavuz bizim 40 yıllık ürünümüz. Daha 1960'tan beri bilinen bir soyu var Yavuz'un. Ve içinde hani atıyorum Hamallı Zoro bir sürü itle eşleşmiştir. Ya da Gürünlü bilmem kim bir sürü itle eşleşmiştir. İşte Mağaralı bir sürü itle eşleşmiştir. Böyle ama onun süzgecinin iyisilerinin iyisinin iyisinin yavrularının iyisi. Ni getirip birleştiriyorsun ondan onun adı Yavuz oluyor. Yavuz'u o yüzden başka köpeklerle kimse karşılaştıramaz. Yavuz o yüzden o kadar cesurdur. Yavuz o yüzden o kadar akıllıdır, zekidir, sahibine karşı sevecendir. Çünkü bunları huylarını da getiriyorsun. Yani bu her köpeğin bir karakteri, bir huyu var. O yüzden normal itlerle Yavuz'u kimse karşılaştıramaz. O kangal, o da kangal, hadi ya. O yüzden Yavuz'un derisi o kadar sıkıdır. Yani ben diyorum ya, ben bunların içinden geçen damarları tek tek biliyorum diye. O yüzden öyledir arkadaşlar. Sonra birileri çıkar. Böyle hakkında atar tutar. Dedikodu yapar. O kırıktı der, bu çıkıktı der. Der ya. Arkadaşlar. Ama deseler de. Bu ana damar, bu damar arkadaşlar. Deseler de böyle, demeseler. Zaten biz netsek der, etti derler yani. Bizde öyle bir şey var. Etmesen de etti derler. Ki benim ülkem, bizim ülkemiz, hani Kangal milli değerimiz falan diyoruz ya, gerçekten Kangal'a sahip çıkanlar olsa bunları altın diye böyle şeye koyarlar, streç filme sararlar, ne bilmez cam mekanlara koyarlar. Var mı böyle soyu bilinen bir şey? Karakterleriyle, anneleriyle, babalarıyla, yaptıklarıyla, yapacaklarıyla. Ben o yüzden yavru olduğunda ileride ne olacağını 3 aşağı 5 yukarı tahmin ediyorum. İşte size kocaman bir soy ağacı. Az kocaman. Devasa. Ve şuna hep dikkat etmişimdir. Birileri zaman zaman bana menfaat için gelir. Ki bakıyorum onda 8'i aynı. Menfaat için gelir. O çünkü o günlük menfaati vardır. O yüzden gelir aslında. Dostluk için gelmez. Sonra buradan bir iki köpek kapar. Bir iki köpek kapar. Bir iki köpek kapınca zanneder ki ben oldum ya. Ben bu işi biliyorum. Artık benim ihtiyacım yok. İlk kime doğrultayım? Barış Çiçeği. Yapıştır gitsin. Ama o bilmez ki. Barış onu terk ettiğinde onun hiçbir şeysi olmayacak. O çünkü fasondu. Söndü. Balondu çünkü. Bunu birçok kişi de gördü. Birçok bu memlekette bize getirip iç çeken. 3 gün parlamıştır. Benden ilişkisini kestiğimde 4. gün kaybolmuştur. 4. gün kaybolur. Ve
Sizlere şöyle bir şey soruyorum. Bugün ben Venüs'ü üretmişim. O Venüs'ün annesinden babasından başka köpekler yok mu? Hani neredeler? Bugün ben Yavuz'u üretmişim. O anneden babadan başka köpekler yok mu? Hani neredeler? Ya da bugün bakıyoruz işte o internetlerde havada uçuşan panterler, cartlar, curtlar falanlar, bir ara böyle parlayanlar, hoplayanlar, zıplayanlar, devamları nerede? O çünkü bizden bir köpek alıp orada 3 gün, 5 gün, 3 tane, 5 tane yaşayınca kendini bir cazık zannediyor. Olmuyor ama öyle. İlişkimi kestiğim anda bitiyor. Van'da Camoka vardı. Camoka. O kadar Doğu Anadolu şampiyonu oldu. 40 tane de anası babası oldu. 40 tane de dişiye çekildi. Yavruları nerede? Sadece geri şampiyon olan, benim buradan gönderdiğim, kimsenin beğenmediği topal kılı. Alpagut. Alpagut'tan sonrası nerede? Hani? Çünkü ana arteli yıkarsa, ana artel Vanayı kapatırsa bir daha hiçbir şey olmaz. Çünkü ben hangi köpekten hangi köpeğin doğacağını biliyorum. O yüzden diyorum arkadaşım, sen ne istiyorsun? Nasıl bir köpek istiyorsun? Manken mi istiyorsun? Gevşek mi istiyorsun? Zırlama manyak mı istiyorsun? Boğuşan mı istiyorsun? Kurtçu mu istiyorsun? Hangisini istiyorsun? Ama bilirler mi bizim kıymetimizi? Vallahi bilmezler. Yine bilmeyecekler. Yine de bilmeyecekler. Öncesindeki yanlışlarım, hatalarım neyi biliyor musunuz? Her gelen insanı kendim gibi sanmam. Oo, buyur gel baş tacısın. Yazıktır, onda da olsun. Bir şey olmaz, adam bir köpek değil mi? Benim hayattaki tek zaafım bu. Tek yanlışım da bu. Her gelen insanı kendim gibi sanmak. Benim amcamın bir lafı var. Her göt koltukta oturmaz. Burada çoğu adam oturmuştur bu koltukta. Ama oturamaz. Ya 6 ayda deper, ya 1 senede deper, ya 2 senede deper. Bir baktım hopladı kaçtı. Ama o bilmez yok olacağını. Yok olur geri. Ama hoplayıp tekmik atınca böyle tekmeliyor ya. O tekmesinden bizim üstümüze doğru çamurlar atar. Benim hayattaki tek hatam bu. İyi niyetli bakmak. Onu doğal olarak anlatmak. Hani bu videoda bunu anlatıyorum bak. Şu köpek gevşekti, bu köpek sertti. Bu kurtçuydu, bu değildi. Bugün bakıyorum insanlara. Adama iyilik ediyorsun. Bu köpeğin iyi dediğin zaman çok güzel. Lan bu köpeğin kötü dediğin zaman ediyor. Lan iyi dedik ya buna. Buna da kötü dedik. Maalesef arkadaşlar. İşte bizim köpeklerin soy kötüğü budur. Herkese baksın, incelesin. Ki size şunu da söyleyeyim. Bugün Turan Kangal'ın kitabındaki köpekleri bile 1980'lerdeki, 70'lerdeki köpekleri paylaştığımda çoğu insan onlara daha dil uzatacak kadar şerefsiz, ahlaksız ve terbiyesiz. Onlara dahi dil uzatacak kadar. Hani şey olmadan adam çarpan var ya, onun gibi düşünün. O konu hakkında hiçbir bilgisi yok ama biri bakıyor o kırık diyor, öteki çıkık diyor. Lan iyi de siz portakalda vitaminken vardı lan onlar. Evet arkadaşlar, işte o yüzdendir ki bizim köpekler bu kadar eleştirilir. O yüzdendir bu kadar üstüne gidilmesi.
Çünkü bizim insanımız maalesef güzel bir şeyi takdir etmek yerine, tebrik etmek yerine habire çamur atayım. Acaba bundan nasıl daha iyi olurum? Acaba nasıl olabilir? Diye hesap yapar hep. Takdir etmek değil, teşekkür etmek değil, aksini yapar. Kendine bir yer edinme bilmek için. Ki insanlara anormal geliyor. Böyle köpek nasıl oluyor diye. İşte böyle köpek böyle oluyor. En iyilerinin iyisi olunca, en iyilerinin iyisinden gelen kan hattı olunca ben o yüzden diyorum mesela çoğu köpeğe zaar falan diye. Yani bunlara göre zaar. Evet. Bunlara göre zaar oluyor ki diğerleri. Ve dikkat ederseniz Türkiye'deki bütün iyi itler zaten bunların türevleri. Çünkü bu en iyilerinin, en iyi kan hatlarının birleşiminden giden köpekler bunlar. Ve hep söylüyorum. Mesela böyle çok sallarlar internette işte panterler kırma, yok bilmem ne. Çünkü o sizin bildiğiniz kangaldan değil ki onlar. Onlar onlardan değil. Biz buraya bir dişi alırken, bir dişiyi üretirken o yüzden o kadar 40 kere böyle tarta yavru ala baha ondan damızlık bırakıyoruz. Her köpekten damızlık kalmıyor bizde. O yüzden öyle oluyor onlar. Ve şu da bir gerçektir. Hani hep söylerler böyle panterler boğuşmaz falan diye. Öyle derler. Evet derler. Ama ben henüz görmedim meydanlarda. Panterler harici boğuşan bir kangal. Ben göremedim. Siz gördüyseniz bilmiyorum. O kadar kangal methe derler. Şu saf kangal derler. Bu böyle kangal derler. Bu aslan kangal. Bu kaplan kangal. Bu tam kriterlere uyan kangal derler. Bunların hiç boğuşanını görmedim. O zaman atın bir meydan itine. Biz de görelim değil mi? Ki bizim köpekler hep şampiyon köpeklerinden boğuşmuştur bugüne kadar. Şampiyon olan köpeklerine, Türkiye şampiyonu. Öyle alt devre malt devre de değil yani. Onlara karşı bile bir sürü başarıları var. Şampiyon olan köpeklerimiz var. İşte bunlar öyle kangallar arkadaşlar. Bunları o yüzden bir Yavuz'u normal bir kangaldan karşılaştırdıkları zaman yani o da ona eş değermiş gibi falan karşılaştırdıkları zaman diyorum ki ya Allah yardım etsin. Söylenecek bir şey yok. Karşılaştırılamaz dahi arkadaşlar.